Evet, bugün 8 Mart 2021 arulara şurup vermeye geldim. 5 kilo şeker, 5 kilo da su koydum. Fondan gibi düşünün. Soğuk olarak hazırladım. Sıcak değil. Bunu şimdi karıştıracağım. Bunu eridiği kadar eriteceğim. Bir kısmı tabii tamamen erimeyecek. Sıcak şurup gibi değil. Tamamen erimeyecek. Bir kısmı aşağıya dökülecek. Aşağıda tortu yapacak. Ben bunu kovanın içine verdiğim zaman arı daha sıvı olan kısmı alacak. Daha katı olan kısım dibe çöktüğü için kovanın içindeki nemlenme ile birlikte kalan katı kısmı da zamanla yalayacak. Yani ilk önce biraz su bakımından zengin bir şurup veriyorum. Suyun kendi katılığıyla birlikte dibe çökeni de daha sonra yalamasını sağlayacağım. Bunu yapmamın sebebi kovanların üstünde kek var. Kovanların içinde kek var. Kalan kekleri de bu suyu kullanarak bu şekerli sudaki şekerli şuruptaki suyu kullanarak açmaya yardımcı olması arının. Ufak bir çaydanlığa döktüm. Bu çaydanlıkla birlikte şurupluklara, yandan şurupluklarla birlikte vereceğim. Başlıyorum. İçindeki şurup bunu biraz çekmişler. Kenara koyayım. Şurubunu verip hemen kapatacağım. Bayağı saldırıyorlar. İçindeki şamandıra yukarı çıkmadı. Şimdi ona bir tane şamandıra olsun diye çubuk koydum. Sonra yapacağım iş kapatmak. Bu kadar çok sokmaları gayet normal. Arılar aç. Şurubu verdikten sonra zaten varroa mücadelesini yapacağım için şurubu bol veriyorum. Varroa mücadelesinde karınları tok olması lazım. Evet. Şimdi bunun keki var. Evet, görüyorsunuz içeriye biraz nem inmiş. Gece donları hala devam ediyor. O yüzden evet arkadaşlar, yandan görebiliyor musunuz? İçeride gram bal kalmamış. Arı pulaç. Şimdi şu elimdeki sokanlar kaç tane birden sokuyor. Sokula sokula vallahi. Böyle bu kadar aç olunca tam olarak neyse, biz full verelim. Alsın şurubunu.
Başka bir kovan. Yine. Bu da zayıf. Bu da en son. Evet. Bunu da aralıyorum. Bunda da gram bal yok. Keker saldırmış durumda. Buna da şöyle bunu verelim. Buna biraz az vereceğim. Çünkü kadrosu biraz az. Zaten ancak bitirir. Bol olmasınlar diye. Çoğunu da koydum içine. Bildiğim bir tane çerçeveni kenara. Sonra bunu da koyalım. Aramadan ihtiyacını görsün. Evet. Bir tane daha açayım. Bakalım bunun durumu ne? Evet. Keki devam ediyor. Ama tabi yine aç durumda. Buna da şurubu vereceğiz. Biraz fazla vereyim buna. Burada sokmayan arı yok. Hepsi sokuyor. Evet, bu arı mücadelesini iki kat yapacağız diye ayarladığımız arı. İşaretlediğimiz arı, bunu önce gıdasını vereceğiz. Su, sıvı gıdasını, ki arı mücadelesini yaptığımız zaman arılar açlıktan ölmesin. Evet, bunda da gram bal kalmamış tabi, elimden düştü. Hemen bunu da gereğini koyalım. Tabi aç saldıracaklar. Yapacak bir şey yok. Yiyin bakalım uşaklar. Şimdi buna bir içine bir şey koyayım. Evet, hırçınlık alt safhada. Zaten şamandırası da çıkmış içine. Şamandıra koymama kalmadı, oradan yesinler. Evet, bunu direkt kapatıyorum şu anda. Şamandıra koyacaktım içine, gerek kalmadı. Tekrar işaretini koydum, kapağı koydum üstüne. Daha sonra bakılsın diye. Şimdi diğerine geçeyim. Evet, bunda da kapağı açmadan sesi geliyor içeriden. Bakalım ne halinde. Oo. Elime geldi bile. Hangisi bu? Az önce. Şunu kapat. Diğerine bakayım. Az önce yanlışlıkla şurup verdiğimi bir daha açmış oldum.
O yüzden iki kat saldırdılar. Şimdi şunu da ayırayım. Evet, bunda da zerre su tak yok. Bunu da şurtlayacağız. Ben çekeyim hem göstereyim, biraz zor oluyor. Doğal olarak. Şamandırası çıkmadı bunun da. Hemen bir şamandır atayım ona. Evet. Bunun yanında bir şamandıra koydum tatlı. Su piştirme fazla. Yanmasınlar. Muhtemelen buna şurup vermiş olabilirim. Daha önce yine de bakayım. Evet, şurup vermişim. Ve cumartesi günü verdiğim şurubu yarısına kadar komple çekmiş. Şimdi iki günde buharının içtiği şurubu görüyorsunuz. Bu ara o kadar aç. Yani buna ne versen doymaz bu. Daha şurubu koyar koymaz içine dalıyorlar. Şimdi buna bakayım. Ne alemde? Hiçbir şey bırakmamışlar bunda da. Zerre stok yok. Aç orayı. Doymaktan başka yapacağımız bir şey yok buna. Aç orayı. Evet. Şurumu vereyim. Şu an şurubun dibi olduğu için biraz katı giriyor. Gelsin. Tamamen dolduracağım.
yesinler. Evet. Ve hemen kapatayım. Evet. Rahatsız edilmek istemiyorlar. Her ne kadar sahibi bir zorsukta veya işte yediren bir zorsukta insan olduğunu ayırt etmiyorlar sokmak için. Evet, kalanı son kovana vereceğim. Bu daha önce kayıp yaşamıştık. Açlık ölümü yaşadığımız kovandı. Şuna en son şurup vermiştik. Bakalım çekebilmişler mi? Evet, biraz çekmişler ama tam olarak değil. Biraz ilave edeyim. Kekleri bittikten sonra saldıracaklar. Evet.